Herkese merhabalar. İzmir'den güneşli, güzel, sıcak bir günden herkese selamlar. Ben Motorlu Ayı. Uzun zamandır YouTube kanalım ve Facebook'ta sayfamdan gelen istekler doğrultusunda konuşarak bir videolog çekeyim dedim. Videolog diyorlar. Videolog. Log da olabilir. Aksana göre değişir. Ben İtalyan aksanı kullandığım için genelde. Sesim nasıl çıkıyor şu an? Detaylı olarak tabi bilmiyorum. Bunu montaj yaparken göreceğiz. Şu an sahil bulvarına giriyoruz. Sağ şeride geçelim. Evet, sağ aynamı yaptırdım. Görmüş olduğunuz gibi 20 liraya mal oldu. Ama yoğun istek üzerine onu da yaptırdım. Bu arada böyle yoğun istek vesaire diyorum arkadaşlar, işin şakası. Kimsenin bir şey söylediği yok. Daha kanalım yeni, pek de abonem de yok. Motorlu Ayı'ya nasıl başladık? Kısaca onu anlatmak istiyorum size. Biraz da hastayım, üstünüze afiyet. Sesim artık çıktığı kadar konuşayım. Motorlu Ayı, uzun zamandır motosiklet kullanıcısıyım. Trafikte yaşadığımız sorunlar bitmek bilmiyor. Bilmeyecek de. Bitmeyecek de daha doğrusu. Buradaki en kötü zaafımız motosiklet kullanmayı sevmemiz. Bundan keyif almamız. Lakin bundan keyif alırken mutlu bir motosiklet sürüşü bazen büyük sorunlar, sıkıntılar ve onun kadar da büyük sorumluluklar getiriyor. Elimden geldiği kadar trafik kurallarına uyuyorum. Uymayanları uyarıyorum. Çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir şey. Bazen başarılı oluyorum. Bazen başarılı olamıyorum. Ama en çok hoşuma giden insanların hatalarını görmeleri, yumuşak ve olumlu yaklaşmaları hoşuma gidiyor. Amacımız da zaten bu. Diğer motosiklet sürücüleri gibi bizleri serseri olarak görmemelerini sağlamak. İlk defa da konuşarak kullanıyorum. Tabii ki biraz tedirginlik var. Genelde trafiğe direkt odaklandığım için şu anda hem konuşmaya hem görüntü almaya hem de trafiği taramaya odaklanıyorum. Evet, Motorlu Ayı nasıl başladı? Malum trafikte büyük problemler yaşıyoruz. Yaşarken elimden geldiği kadar nazik ve kibar olmaya davranıyorum. Ama bazen bu kibar davranışlarımızın altında karşı tarafın verdiği tepkiler komik ve bir o kadar da zor oluyor. En zorlarından bazıları birkaç kere salak, gerizekalı, aptal gibi kelimelere maruz kaldım. Maruz kaldığım ağır küfürleri saymıyorum. Genelde bayanlardan bu salak, aptal, gerizekalı lafları oluyor. Bir gün yine bu yol üzerinde ikametgah ediyorum. Arkamdan koskocaman bir Harley Davidson marka motor yanımdan hızlı bir şekilde kontrolsüz olarak geçti. Beni rahatsız etti. Biraz ileride kaza yaptı. Kötü bir kaza değildi Allah'tan. Böyle minnoş bir kazaydı. Öndeki araç zırt diye durunca arkadan vurdu. Heybetli bir motor olduğu için arabaya bayağı bir zarar verdi. Ben de hemen aracın yanında durarak şahsa yardımcı olmak amaçlı durdum. Durduğum yerde de tabii bayan kullanıyordu. Kullanan bayan kapıyı açamadı ben yanında durduğum için. Büyük ihtimalle beni çarptı zannetti. Motorla arabaya arkadan çarparak yanında durdum zannetti. Öyle düşündü. Ve bana ayı ayı, Motorlu Ayı diye bir kelime kullandı. Maalesef o zaman kameram yoktu. Ben de dedim ki alakasız bir şekilde
yani motoru çarpan birincisi ben değilim. İkincisi hani motorlu ayı olabilir. Güzel bir isim dedim. Madem bizi ayı olarak görüyorlar, biz de ayılığımızı daha kibar yollarla, daha naif yollarla insanlara gösterelim dedik. O günden beri bu motorun üzerinde bir ayı sıfatıyla sizlere bilgi amaçlı, bilinçlendirmek amaçlı, kendi tabirince sizlere video çekiyorum. Ne kadar onu başarıyorum bilmiyorum. Evet, şu anda şu solda görmüş olduğunuz yerlerin hepsi Göztepe'deki kafeler arkadaşlar. Ben de buraya yakın bir yerde oturuyorum. Hayatım burada geçiyor. Çocukluğumdan beri burayı çok seviyorum. Harika bir atmosfer. Yazı ayrı, kışı ayrı güzellik. Sinyalimizi verelim. Merak edenler olabilir. 125'lik bir süper moto kullanıyorum. Şehir içinde çok faydasını gördüm. İlk defa bir süper moto tercih ettim. Çok da keyifli, güzel. İçindeki hayvanı, ayıyı bazen dışarı çıkartabiliyorsunuz bu motorla. Trafiğe kontrollü bir şekilde üstesinden gelerek sağdan soldan aralardan yeri geliyor kimseyi rahatsız etmeden, kimseyi tehlikeye atmadan kontrollü bir şekilde kaldırımlardan da inip çıktığımız oluyor. Ama kaldırım dediğimiz insanların tercih etmediği, yayaların tercih etmediği, tehlike unsuru barındırmayan yerlerden bahsediyorum. Kesinlikle bunları yapın demiyorum. Bazen gerekiyor tabii ki. Bugün başımıza Allah'a şükürler olsun ayı gibi bir şey gelmedi. Şimdi şu ileride evimde bir kedi besliyorum. Yavru bir sokak kedisi. Ona kedi kumu alacağız. Sağa sola sıçmasın. Rahat bir şekilde kumuna gitsin, tünesin diye. Şuradaydı sanırım. Aha da burada. Gördüğünüz gibi mükemmel bir yol haritası. Herkes sağlı sollu park etmiş. Biz de bu öküzlerin arkasına ayı gibi tünedik. Böyle devam edebiliyor muyuz onu bilmiyorum. Bir sürü de güzel şey varmış burada. Aha kediler de var. Gördüğünüz gibi bunları parayla satıyorlar. Tiplere bak. Biz tabi sokaktan alınmayı daha çok seviyoruz. Evet sevgiler. Hoppala bir de köpek var içeride. Merhabalar, hoş bulduk. Kedi kumu alabilir miyim? Topaklı dediler ama daha yeni kullanacağım, bilgim yok. Topak beşanlar bunlar. Pudra kokulu, portakal kokulu, martıya salın kokulu, bir kokulu. Gramajlar değişiyor mu hep? 10 litresi var, 5'er litresi var. Dur.
Bunu bir kere açıp döküp kullanıyor mu sürekli? Efendim? Evet. Küçük paketlerden alırsanız şunlardan. Tamam. Bir paketin tamamı boş alırsanız detaylı olur. Büyük paketlerden alırsanız yarım yarım. Hmm. Portakal kokulu. Martire tadı. Hmm. Tamam, bu topaklı dediniz mi? Topaklı. Tamam, bundan bir tane rica edeyim. Ya da ben küçük alayım. Küçük alayım. Motorla geldim ya, şimdi aklıma o geldi. Küçük, şunu alayım. Olur. Ne kadar onlar? Çok olursa var. Yok, gerek yok. Bu ne kadar? 6,5 lira. Tamam.